Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar. Bugün 3500 Türk Lirası altına alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlardan sizlere bahsedeceğiz. Aslında bu cihazların bizim seçimimiz olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Mutlaka 3500 Türk Lirası altına alabileceğiniz farklı cihazlar da vardır. Fakat hani bizim skalamıza göre 3500 lira verip de yani 3500 liraya kadar bir değer biçip de alabileceğiniz en iyi telefonlar bunlar diyebiliriz. Dilerseniz lafı uzatmadan listemize başlayalım. Listemizdeki ilk cihaz arkadaşlar Oppo'nun ülkemizde de satışa sunduğu Reno 5 Lite modeli. Hatta bu model bir ara Türkiye'de üretiliyordu. Hala üretimi devam ediyor mu bunu bilmiyoruz. Bizim size önereceğimiz cihazın ortalama fiyatı arkadaşlar 3300 Türk Lirası. 128 GB'lık dahili depolamayla geliyor bu telefon. Yongaset tarafına baktığımızda MediaTek imzalı Helio P95'i görüyoruz. 8 GB RAM var bu cihazda ve 6.43 inçlik delikli ekran tasarımıyla geliyor. Zaten telefonu daha önce incelemiştik arkadaşlar. Dilerseniz YouTube kanalımızda Oppo Reno 5 Lite incelemesine göz atabilirsiniz. Bizim sizler için bu telefonu seçmemizdeki temel neden hem modern bir cihaz olması. Muhtemelen önümüzdeki süreçte Android 12'yi de alacak. Halihazırda ColorOS 11.1 kullanıyor ve Android 11 ile geliyor. Fakat dediğimiz gibi Android 12'nin stabil versiyonları yayınlanmaya başladığında, kararlı versiyonlar piyasaya çıktığında muhtemelen Oppo bu cihazını da güncelleyecektir. Reno 5 Lite seçmemizdeki bir diğer etken ise arkadaşlar tabii ki kamera performansı. Biliyorsunuz bu cihaz üzerinde dörtlü bir ana kamera kurulumu mevcut. 48 megapiksellik geniş açılı bir kamera bulunuyor. Ona 8 megapiksellik ultra geniş açı, 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik de derinlik kamerası eşlik ediyor. Ön yüzde ise 32 megapiksellik bir kamera mevcut. Dolayısıyla hani 3300 Türk liralık bir bütçem var diyorsanız Oppo Reno 5 Lite sizin için doğru seçimlerden biri olacaktır. Peki Reno 5 Lite dışında alabileceğiniz bir diğer model hangisi? Dilerseniz şimdi bir de ona bakalım. Evet arkadaşlar sizler için önereceğimiz ikinci model ise ülkemizde bir süredir kurumsal olarak hizmet veren Realme'nin 7 Pro modeli. Bilindiği üzere Realme genel itibariyle akıllı şarj teknolojileriyle, hızlı şarj teknolojileriyle öne çıkan bir firma. Dolayısıyla Realme 7 Pro'da da en çok dikkat çeken özellik bu hızlı şarj olayı diyebiliriz aslında. Realme 7 Pro gücünü Snapdragon 720G Yonga setinden alıyor. 6 ve 8 GB'lık iki farklı opsiyonu mevcut arkadaşlar. Tabi bizim size önerdiğimiz cihazda 6 GB RAM bulunuyor. Ve 64 GB'lık da bir dahili depolama alanı mevcut. Tabi microSD kart desteği sayesinde bu dahili depolama alanını genişletebildiğini de sizlere hatırlatalım. 6.4 inçlik Super AMOLED bir ekran var bu telefonun üzerinde ve delikli ekran tasarımıyla geliyor. Dolayısıyla bu noktadan baktığımızda ekran gövde oranının son derece yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Az önce de belirttiğimiz gibi bizim aslında bu telefonu listeye almamızdaki temel neden hızlı şarj teknolojisi özelliğiydi. Realme bu cihazda tam 65 wattlık hızlı şarj teknolojisine yer vermiş. Bu sayede telefonun %50 şarja ulaşması yani sıfırdan %50 şarja ulaşması yalnızca 12 dakika sürüyor arkadaşlar. Tam şarja ulaşması ise 34 dakika yani takribi olarak yarım saat sürüyor diyebiliriz. Bu günümüz şartlarında gerçekten önemli bir özellik. Dolayısıyla ben telefonumu çok kullanıyorum şarjı çok çabuk bitiyor diyorsanız eğer Realme 7 Pro sizin için 3500 Türk Lirası seviyesine alınabilecek en iyi cihazlardan biri olacaktır. Bu telefonu da daha önce incelemiştik. Dilerseniz YouTube kanalımızda göz gezdirerek Realme 7 Pro incelemesine göz atabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik 3. telefonumuza. 3. sıradaki telefonumuz Xiaomi'nin yan markası olan Redmi'ye ait Redmi Note 10 modeli. Biliyorsunuz Redmi cihazları zaten ülkemizde hayli popüler. Bunun temel nedeni fiyat performans modellerinin ağırlıkta olması. Redmi Note 10 da tam olarak böyle bir model diyebiliriz. Baktığımız zaman Snapdragon 678 ile geliyor bu cihaz ve 4 GB'lık RAM'e sahip dahili depolama tarafında ise 64 GB'lık bir alan sunuyor. Fiyatı ise takribi olarak arkadaşlar 3200-3300 Türk Lirası civarında. Gayet şık bir tasarıma sahip telefonumuz delikli ekran tasarımıyla geliyor ve alt çerçevelerinde son derece ince kaldığını söyleyebilirim sizlere. 6.43 inçlik bir AMOLED ekran söz konusu 1080x2400 piksel çözünürlüğünde bu ekranımız. Genel olarak baktığımızda özellik tarafında beklentileri karşılayan bir cihaz kutudan ilk çıktığında Android 11 MIUI 12.5 ile çalışıyor. Önümüzdeki süreçte muhtemelen bu cihazda Android
12 güncellemesini alacaktır arkadaşlar. Kamera tarafında yine böyle orta segment cihazlarda alışık olduğumuz bir kurulumla geliyor. 48 megapiksellik ana kameraya 8 megapiksellik ultra geniş açı, 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik de derinlik kamerası eşlik ediyor. Batarya tarafına baktığımızda ise 5000 mAh'lik bir bataryanın olduğunu görüyoruz ve 33 watt hızlı şarj özelliği de destekleniyor. Burada hızlı şarj özelliği sayesinde arkadaşlar yalnızca 25 dakika içerisinde telefonun bataryasını %50 oranında şarj edebiliyorsunuz ki bu da size bir gün boyunca hayli hayli yetecek bir miktarı sunuyor. Yani baktınız telefonunuzun şarjı çok az, evden çıkmadan önce böyle bir 10-15 dakika şarja taktığınız takdirde muhtemelen telefonun şarjı %30-40 seviyelerine kadar dolacaktır. Bu da size bütün gün en azından ulaşılmasını sağlayacaktır diyebiliriz. Dediğimiz gibi eğer 3200-3300 Türk lirası arasında bir bütçeniz varsa o zaman Redmi Note 10 modeli sizin için uygun bir cihaz olacaktır. Hem güncel bir telefon hem de son derece şık bir görünüme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Evet, sıra geldi 4. modelimize. Dilerseniz fiyat kalibresini biraz daha aşağıya çekelim. 3500 Türk lirası altı telefonlar dedik ama biraz daha aşağıya çekerek böyle bir 3000 liranın altını görelim arkadaşlar. Bu cihazımız Oppo A74 ve şu andaki güncel fiyatı da 2900-3000 Türk lirası arasına. Eğer benim bütçem ya 3000 lira falan civarında, daha fazla telefona vermek istemiyorum diyorsanız Oppo A74 sizin için en uygun tercihlerden biri olacaktır arkadaşlar. Bu cihazda Snapdragon 662 Yonga seti var ve 4 GB'lık RAM ile geliyor. Yine dahili depolama tarafına baktığımızda 128 GB'lık bir alan olduğunu görüyoruz. Telefonda AMOLED bir ekran söz konusu. Bu AMOLED ekranın boyutu 6.43 inç ve maksimum parlaklığı da 800 nits arkadaşlar. Fakat ortalama olarak 430 nits parlaklık veriyor. Kutudan ilk çıktığında ColorOS 11.1 destekli Android 11 ile çalışıyor. Önümüzdeki günlerde ki Eylül ayının sonu olarak gösteriliyor, ColorOS 12 yayınlanacak. Dolayısıyla ColorOS 12 ile birlikte kararlı bir Android 12 sürümü de gelebilir. Tabi Oppo A74 bunu ilk etapta alır mı? Bu biraz soru işareti. Lakin önümüzdeki günlerde, önümüzdeki süreçte Oppo A74'ün de Android 12 güncellemesini alacağına kesin gözüyle bakabiliriz. Kamera tarafına geçtiğimizde yine bizleri 48 megapiksellik geniş açılı bir kamera karşılıyor. 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik de derinlik kameramız mevcut. Burada dikkat çekmek istediğim nokta telefonda geniş açılı bir kameranın bulunmaması. Eğer benim için geniş açılı kamera olmazsa olmaz diyorsanız Oppo A74'te geniş açılı kameranın bulunmadığını sizlere tekrardan hatırlatalım. Ön tarafta ise arkadaşlar 16 megapiksellik bir selfie kameramız bulunuyor. Telefonda 33 watt hızlı şarj desteği var. Bu sayede yalnızca yarım saat içerisinde %54 oranında şarj oluyor telefon ki bu günümüz standartları için gayet makul bir seviye. Özellikle orta segmentte çok fazla böyle hızlı şarj desteği sunan telefon olmadığından ötürü Oppo A74'ün bu fiyat seviyesini alınabilecek en iyi cihazlardan biri olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Evet, sizlere önereceğimiz son telefon ise arkadaşlar yine Xiaomi'nin yan markalarından biri olan Poco'nun M3 modeli. Burada ne yapıyoruz? Fiyat kalibresini bir tık daha aşağıya çekiyoruz. Az önce dediğimiz gibi A74 2900-3000 Türk lirası seviyesinde bir fiyata sahipti. Poco M3 ise arkadaşlar 2700 Türk lirası ve 2800 Türk lirası civarına bulabileceğiniz bir telefon. Dolayısıyla bu fiyat aralığında bir cihaz arıyorsanız Poco M3'ün sizler için ideal bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Bu telefonun içerisinde Snapdragon 662 var arkadaşlar. 4 GB'lık RAM ile birlikte geliyor. Dahili depolama tarafına baktığımızda ise 64 GB'lık bir alanın bulunduğunu görüyoruz. Telefonun ekranı IPS LCD bir ekran arkadaşlar. Dolayısıyla burada diğer söylediğimiz modellere nazaran ekran tarafında biraz daha zayıf kaldığını söyleyebiliriz. Tabi bu durum fiyata da yansımış durumda. 6.53 inçlik bir ekrandan bahsediyoruz burada. Çözünürlük ise 1080x2340 piksel. Ayrıca bu telefonun piksel derinliği de 395 ppi. Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor dış darbelerden. Bu açıdan biraz geri kalmış bir teknoloji kullandığını söyleyebiliriz. Biliyorsunuz en son olarak Corning Gorilla Glass Victus çıkmıştı ki Victus 3'e nazaran hayli başarılı bir teknolojiye sahip. Kutudan ilk çıktığında arkadaşlar Android 10 ile çalışıyor bu telefon. Dolayısıyla Android 12 güncellemesi almayacaktır. Bunu sizlere hatırlatmamız gerekiyor. Tabii Xiaomi belki bir sürpriz yapıp bu telefon içinde ne yapabilir? Android 12 güncellemesini yayınlayabilir. Tabii bu kesin değil. Bunu da size tekrardan belirtmemiz gerekiyor. 48 megapiksellik geniş açılı bir kamera var. 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik de derinlik kameramız mevcut. Burada yine geniş açılı bir kameranın olmadığına dikkat çekmek istiyorum. Dolayısıyla geniş açılı kameraya sahip bir cihaz arıyorsanız farklı modellere bakmanız sizin açınızdan yararlı olacaktır. 6000 mAh'lik büyük bir pille geliyor bu telefon fakat hızlı şarj desteği tarafında biraz zayıf. Çünkü 18 Watt'lık hızlı şarjı destekliyor. Hatırlayacağınız üzere
Az önce söylediğimiz telefonlarda hızlı şarj desteği 33 watt ve üzerindeydi. Dolayısıyla burada da Poco M3'ün rakiplerine nazaran bir tık geride kaldığını söyleyebiliriz. Ama dediğimiz gibi 2700 Türk lirası seviyesine alabileceğiniz en iyi telefon yine günün sonunda baktığımızda Poco M3 gibi görünüyor. Tabii burada tercih tamamen kullanıcılara kalmış durumda. Eğer bu cihazlarla ilgili kafanıza takılan bir soru olursa kanalımızda yer alan YouTube inceleme videolarını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Orada bu telefonların detaylı incelemelerinde bütün hatlarını, bütün detaylarını zaten izleyicilerimize aktarmıştık. Önümüzdeki süreçte farklı videolarda karşınızda olmak üzere bizleri YouTube kanalımızdan takip etmeyi ve abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın diyoruz.